Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Arithmetic Operations kısmını çalışacağız. Arithmetic Operations deyince aklımıza neler geliyor? Matematikte olduğu gibi toplama işlemi, çıkartma işlemi, çarpma, bölme işlemleri geliyor. Onları tek tek çalışacağız. Developer konsolumuza gidelim. Evet. Diyelim ki elimizde 2 tane integer'ımız var. Integer x diyelim. Bunu 12'ye eşitleyelim. Integer y diyelim. Bu da 8'e eşit olsun. Bu şekilde 2 tane integer'ımız var. Bunları biz toplayabiliriz. Birbirinden çıkartabiliriz. Çarpıp bölebiliriz. O işlemleri yapacağız bugün. Toplama işlemiyle başlarsak, şöyle ikinci bir integer alsak, üçüncü bir integer alsak, buna sum desek, yani x ile y'nin toplamı, biz bunu x plus y şeklinde tanımlasak, evet, x'imiz 12 olduğu için, y'imiz de 8 olduğu için x ve y'nin toplamı sum'a eşit olacak. Bu şekilde sum'ın değeri 12 artı 8, 20 olmuş olacak. Biz bunu sistem debug ile debug yapalım, görelim. Şöyle de yazabiliriz. Sum of plus x dersiniz. Plus sum of x and plus y desek, tekrar plus yapsak, is desek, plus sum desek, bu şekilde yazarsanız ne olur? Bir stringimiz var, sum of, sonra x değişken olduğu için x'in değeri değiştiği zaman burada da değişecek. Sum of o anda x neyse onun değeri buraya gelecek. Sonra y'nin değeri buraya gelecek. Aynı şekilde bunlar değişken. Gördüğünüz gibi bunlar string değil. Bunlar değişken olduğu için sürekli siz x ve y'yi değiştirdiğiniz zaman bunlar da değişecek. Öyle diyelim. Is sum. Sum da aynı şekilde bir değişken olduğu için sürekli değişecek. Bu şekilde siz bunu print yaptığınız zaman bizim karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Sum of 12 and 8 is 20 şeklinde çıkacak. Biz bunu execute yapıp görelim. Evet, debug yapıyoruz. Ne diyor? Sum of 12 and 8 is 20. Evet. Yani artı işaretini kullanarak verilen iki sayıyı bu şekilde toplayabiliyoruz. Evet. Yeni bir integer belirleyelim. Ona da difference diyelim. Difference'ımız neye eşit olsun? X eksi y'ye eşit olsun. Biz bunu aynı şekilde burada yazdığımız gibi yazabiliriz. Şöyle. Bu kez ne diyeceğiz? The difference. Şöyle yazalım. The difference. And değil de between diyelim. Between. The difference between. X buraya gelmez artık. Between'i şuraya koymamız gerekiyor. The difference between x and y is. Buraya bizim difference değişkenimizi koymamız gerekiyor. Bu şekilde yazdığınız zaman difference'ımız ne? X ile y'nin farkı. X büyük olduğu için 12 eksi 8 bize 4 şeklinde dönecek. Biz bunu debug yapalım, görelim. Gerçekten y'yi x'ten çıkarınca sonuç 4 oluyor mu? Evet, gördüğünüz gibi the difference between 12 and 8 is 4 şeklinde debug'ımızı görüyoruz 9. satırda. Bu şekilde yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi yeni bir değişken alalım. Buralara yorumlar yazabilirsiniz. Mesela ne yazarsınız? Yani arithmetic operations sum şeklinde yazabiliriz böyle. Hangi işlemi nerede yapmışız onu tanımlamak için şöyle buraya da difference diyelim. Evet, kodlama yaparken böyle yorumlarla neyi neden yaptığınızı hatırlamak için bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncüye gelelim. Çarpma yapalım. Ne diyelim? Yine arithmetic operations. Bunu kopyalayalım. Buraya koyalım. Bu kez buna ne diyelim? Product diyelim. Product çarpma anlamına geliyor. Bu nasıl tanımlayalım? Yeni bir integer belirleyelim. Buna da times diyelim mesela. Times diyelim. X. Çarpma işlemi için kullandığımız sembol yıldız işareti. Onu unutmayalım. X ile y'yi çarparken kullanacağımız sembolümüz yıldız işareti. Bunu hatırlayalım. Bütün kodlamalarda böyle. Bu Java'da da böyle. Başka dillerde de böyle. Şimdi şunu alalım. Aynısını kullanalım. Bu kez ne yazmamız gerekiyor? The product diyebiliriz. Of X and Y is. Bu kez şuradaki times'ı buraya koymamız gerekiyor. Şimdi ne olacak? The product of X and Y, yani 12 and 8 is 12 ile 8'i çarpmış olacak. Execute yapalım, görelim. Ne diyor şimdi? The product of 12 and 8 is 96. Biz verilen iki sayıyı bu şekilde çarpmış olduk. Daha sonra 4. işleme geliyorum. 4. işlemde şu şekilde division diyelim. Buna da isterseniz multiplication yazabilirsiniz. Evet, sum, difference, multiplication and division. Difference'a da subtraction diyebiliriz. Evet, subtraction diyelim. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi division'da farklı bir şey yapmış, farklı bir şey yapmamız gerekebilir. Neden? Çünkü siz bir sayı başka bir sayıya bölünce sonuç integer olmayabilir. Şöyle önce integer yapalım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımıza bakalım. Integer ne diyelim? Division diyelim. Biz buna bir isim vermemiz gerekiyor. Ne diyelim? Biz buna quotient diyelim. Şu şekilde bir sayı bölünce elde ettiğimiz sayıya biz quotient diyoruz matematikte. Ne olacak sonucumuz? Bunun değeri x bölü y olması gerekiyor. X'i y'ye böldüğümüz zaman alacağımız değer. Evet, sistem debug'ımızı buraya kopyalayalım. Buraya quotient dememiz gerekiyor. Quotient of x and y. The quotient of x and y diyelim is Bunu da buraya koyalım. Evet, bunu hesaplayacak. X'i y'ye bölecek ve sonucu alacak. Burada bir hata ile karşılaşabiliriz. Şöyle diyelim. Evet, hata ile karşılaşmadık. The quotient of 12 and 8 is 1 diyor. Burası çok önemli. Neden? Normalde 12'yi 8'e böldüğünüz zaman elde edeceğiniz değerin bir ondalık sayı olmasını bekliyorsunuz. Ama burada böyle olmuyor. 12'yi 8'e bölüyor. Kaç kere? 8, 12'nin içinde kaç kere var? Ona bakıyor. Sadece bir kere olduğu için kalan normalde 4, 12'yi 8'e böldüğünüz zaman kalan var. Kalan 4 var. Bölme işlemini hatırlarsanız 12'yi 8'e bölüyoruz. Şu şekilde yapalım. P ünitesi size göstermeye çalışayım. Hatırlarsanız şu şekilde yapıyorduk. 12'yi 8'e bölüyoruz. 12'yi 8'e bölünce 8 12'de bir kere var. 1 çarpı 8. Ondan sonra 8'i buraya yazıyoruz. Çıkartma işlemini yapınca kalanın 4 olduğunu görüyoruz. Eğer biz işlemimize devam etsek, buraya 4'ün yanına bizim bir 0 yazmamız gerekiyor. Buraya da nokta yazmamız gerekiyordu. 8 40'ın içinde 5 kere var. 5 buraya yazmıyoruz. Şuraya yazıyoruz. Nokta. 5 kere var. 5 çarpı 8 40. 0'a ulaştığımız anda bırakıyorduk. Yani 12'yi 8'e böldüğünüz zaman sonucun 1.5 olması gerekiyor normalde, ama biz bunu Apex'te yaptığımız zaman kalan olduğu zaman ve bölme işlemine devam edemediğimiz zaman ondalık sayıyla devam etmiyoruz. Direkt 1'i alıyoruz. 1 ile devam ediyoruz. Yani tam kısmını alıyor, ondalık kısmını almıyor. Öyle diyelim. O yüzden burada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. 12'yi 8'e bölünce 1.5 beklerken sadece 1, yani integer olarak bize 1 veriyor. Bu önemli. Bunu aklımızda tutalım. Mesela 20'yi 8'e bölsek 8 20'nin içinde 2 kere olduğu için sonuç 2 olacak. 2 nokta bir şey olmayacak. Ondalık sayı şeklinde bize dönmeyecek. Bunu iyi bildiğiniz zaman ileriki işlemlerde kullanırken yanılmazsınız. Bu şekilde toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabiliyoruz. Onun dışında bir işlemimiz var. O işlemimiz şu şekilde. Burada web sitemize bakarsak ne diyor mesela? Arithmetic Operations kısmında. Evet, artıyı toplama için kullanabilirsiniz diyor. Bizim yaptığımız gibi 5 ile 12'yi topluyor. Sonuç olarak 17 alıyor. 16 ile 12'yi çıkartma, yani eksi işaretiyle çıkartmayı yapıyor. Sonucu alıyor gördüğünüz gibi. 4 olarak sonucumuz geliyor. Çarpmayı gördüğünüz gibi yıldız işareti kullanarak yapıyoruz. Bölmeyi de bölme sırasıyla yapıyoruz. Bir sonraki konumuz increment. Increment operator diyor. Increment operator önemli bir operator Apex'e. Diğer dillerde olduğu gibi. Increment operator ne yapıyor? Ona bakalım. Evet. Increment operator diye yazalım şuraya. Increment operator, diyelim ki bir integer'ımız var. Integer ne olsun? A olsun. A eşittir 12 olsun. Siz A'nın değerini increment operator'la artırabiliyorsunuz. Increment operator dediğimiz mesele plus plus. Siz A plus plus yazdığınız zaman 12'nin değeri 1 artıyor. Şimdi biz System Debug'la A'nın değerini şöyle diyelim. The value of plus A desek. Yine plus diyelim. Is diyelim. Evet. A'nın değeri şöyle yazalım. Şuraya A yazalım. Şöyle yazalım. The value of A is plus A diyelim. Çünkü A'nın değeri değişecek. 12 iken şimdi 13 olacak. Çünkü burada plus plus kullandık. A'mızın değeri 1 ile artacak. Şu şekilde print yaparsak A'nın değerinin 1 arttığını göreceksiniz. Artık yeni değerimiz 13. Siz bunu tersinden de yapabilirsiniz. Nasıl? Aynı şekilde şöyle plus plus A derseniz o da A'nın değerini artırıyor. Ama şu anda bize 13 değil 14 verecek. Neden 14 verecek? A'nın değeri 12 idi. Biz A'nın değerini önce 1 olarak burada artırdık. 13 oldu. Artık bizim A'nın değeri 13. Sonra plus plus A ile A'nın değerini bir daha artırdık. Yani tekrar 1'e ekledi. Şu anda bizim A'nın değeri en son değeri 4 oldu. Şu şekilde bakalım. A değişkenin değeri 14 olmuş oldu. Evet, bu şekilde A'nın değerini artırabiliyorsunuz. A++ ya da ++ A ile A'nın değerine sadece 1 ekliyorsunuz. Aklımızda olsun, sadece 1 ekliyorsunuz. Sonra bir de decrement operator'ımız var. Bu da tam tersi. Bir ekleme yerine bir çıkartıyor. Şöyle diyelim. Diyelim ki integer b eşittir 10 diye bir değişkenimiz var. Yani 10'a eşit olan bir değişkenimiz var. Biz buna bir minus minus dersek b'nin değerinden 1 çıkartmış olacağız. Şunu alalım buradan. Direkt şuraya kopyalayalım. Şöyle yapalım. Value of b diyelim bu kez. Is b diyelim. B'nin değeri şu anda burada 10. 31. satırda b'nin değeri 10. Sonra b eksi eksi yani b minus minus ile biz b'nin değerine 1 çıkartıyoruz. Artık b'nin yeni değeri 9 olacak. Execute yapalım ve görelim. B'nin yeni değeri 9. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi minus minus b'yi de yapabiliyoruz. Artık bizim b'nin değeri burada 10 iken 33. satırda 9 oluyor. 34. satırda ise bir daha azalıyor ve 8 oluyor. Bu şekilde execute yaparsak yeni değerimizin 8 olduğunu göreceğiz. Bu şekilde. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra hepsini bir iki işlem yapmak istiyorum. O işlemlerle bugün yaptıklarımızı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle hepsini siliyorum. X'imizin bir değeri olsun. Integer X eşittir 5 olsun. Şu şekilde. Şimdi burada bizim X'in değeri ne? Ona bakalım önce. The value, şöyle string olarak yazalım. The value of X is diyelim. Burada X'imizin değeri plus X diyelim. X'imizin değerinin 5 olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi X'in değeri 5. Şimdi devam edelim. Diyelim ki biz X'e yeni bir değer veriyoruz. Yani X'le yeni değer değil de X'e 3 ekleyelim mesela. X equals diyelim. X plus 3 diyelim. Yani X'imiz artık X plus 3'ye eşit. Yani X'imizin yeni bir değeri var. X plus 3 şeklinde. Yani X'in değeri 5 iken 5 artı 3, yeni değeri 8 olacak. Biz yeni değerini print yapalım. Burada yeni değerini print yapıyorum. Bakalım beraberce yeni değerimiz ne? Value of x is 8 diyor. Neden? Gördüğünüz gibi ben eksi x artı 3'e eşitledim. Yani 5'i aldı, buraya koydu, 3 ekledi. Artık x'in yeni değeri 8. Biz bundan x equals x minus 4 desek, 3 eklemiştik. Yukarıda 5'ti. Burada 8 oldu. 8 eksi 4 yapacağız şu anda. Ve yeni değerimiz 4 olacak. Bakalım yeni değerimiz 4 mü? Yeni değerimiz ne oluyor? Yeni değerimiz 4 oldu. Şimdi biz bunu çarpalım. X eşittir diyelim. X çarpı 3 diyelim. Ondan sonra yeni değerimizi buraya print yapalım. Yeni değerimize bakalım. Sürekli değişiyor. Ama print debug yaptığınız yerde her satırda farklı bir değer olabilir. Çünkü debug'ı biz değiştirmeden önce koyduğumuz için. Şu anda burada 5, sonra 3 ekliyor, burada 8 oluyor. 4 çıkarıyor, burada 4 oluyor. Şimdi 3 ile çarptı. Normalde 12 olmasını bekliyoruz. Execute yapıyorum. X'in değerinin 12 olduğunu görüyorum, gördüğünüz gibi. Şimdi x'i bölelim. X eşittir x divided 3 ile neyle bölelim? 6 ile bölelim. Artık burada yeni değerimiz ne olacak bizim? 12 bölü 6 2 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi 2'yi aldık. Sonra ne yapalım? X plus plus diyelim. Yani eksimize 1 eklemiş olduk. Eksimizin değerine, son değerine 1 eklemiş olduk. Yeni değerimiz ne olacak? 3 olacak. Sonra son olarak x minus minus desek, eksimizin yeni değeri burada ne olacak? Hatırlayalım. 3 eksi 2, en son değeri 3'tü. 3 eksi 1 olacak, 2 olacak. Bu şekilde bütün öğrendiklerimizi tekrarlamış olduk. Tekrarlıyorum. Eksimizin değeri 5'ti. Eğer eksimizin değerini değiştirirsek şu anda. Diyelim ki eksin değeri 12 olsun. Şuradaki bütün rakamlar değişecek. İlk değerimiz 12. Onu print yapacak 12. Şuradaki rakamımız 12 olacak. İlk sıradaki. Sonra 12'ye 3 ekleyecek 15. Yeni değerimiz 15. Şurası 15 olacak. Daha sonra 4 çıkarıyor. 15 eksi 4 11. Şuradaki değerimiz 11 olacak. Daha sonra 11'i 3 ile çarpacak 33. Şuradaki değerimiz 33 olacak. 33'ü 6'ya bölecek. 33 6 33'te 5 kere var. Yeni değerimiz 5 olacak. Sonra 1 ekleyecek 6, 1 çıkaracak 5. Bu şekilde yeni değerlerimizi almış olacağız. Bakalım. Evet, bakıyoruz. 12, 3 ekledi 15. Şöyle bakalım. İlk değerimiz 12 idi. Sonra 3 ekledi 15 oldu. 4 çıkardı 11 oldu. 3 ile çarptı 33 oldu. 6'ya böldü. Dediğim gibi ondalık sayı olarak almıyoruz. Tam kısmı alıyoruz. 33 6'ya bölündüğü zaman tam olarak 5 kez var. O yüzden bize 5 olarak dönüyor. Gördüğünüz gibi burada. Daha sonra 1 ekledik. 6 oldu. 1 çıkardık. 5 oldu. Bu şekilde aritmetik operatörleri kullanabiliyoruz. Bunun dışında bir örnek daha yapmak istiyorum. Şöyle. Bunu siliyorum. Diyelim ki integer'ımız var. X integer'ımız var. İkinci integer'ımız, o da y olsun. Şu anda değer vermedim. Biraz daha farklı, pratik olsun diye yazıyorum. Şimdi değerlerini veriyorum. X eşittir 3 diyelim. Y eşittir. Y'ye de 4 diyelim. X ve y'nin değeri 4. Şimdi bazı işlemler yapacağım. İşlemler sonucunda yeni değerimizi hesaplayacağız kafamızdan. Daha sonra sistem debug'la bizim hesapladığımız değerin doğru olup olmadığına bakacağız. Öncelikle integer z demeyelim, şöyle diyelim, x eşittir x times y yapalım, x ile y'yi çarpalım, sonra y'ye 1 ekleyelim, sonra x'e 1 ekleyelim, sonra x'in değerini tekrar x çarpı y yapalım, daha sonra tekrar eksi 1 ekleyelim, sonra x'in değerini y ile toplayalım. Bu şekilde yapıyoruz. Son olarak sistem debug ile x'imizin değerini burada şöyle diyelim, the final value of x is diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Plus x diyelim. X'imizin en son değerini bulmaya çalışalım. Önce kendimiz yapalım. Siz de kendiniz yapın. Daha sonra aynı olup olmadığına bakın. Evet. X'imizin ilk değerine 3. Y'nin ilk değerine 4. Şurada değer vermedim. Öncelikle tanımladım. Daha sonra değerlerini verdim. X'in ilk değeri 3. Y'nin ilk değeri 4. X şimdi burada değişiyor. X değişiyor. X eşittir X çarpı Y oldu. Yani 3 çarpı 4 12. Şurada 7. satırda bizim X'in değeri 12 oldu. Y'nin değeri 4'tü. 1 ekledik 5 oldu. Burada Y'nin değeri 5 oldu artık. X'in değeri ise 1 artı. Şöyle yapalım, daha iyi olur. Buraya yorum olarak yazalım. X'in, burada x eşittir 3 çarpı 4. 3 çarpı 4 12 oldu. Y'nin değeri burada y'nin yeni değeri y artı 1 oldu. 1 ile artı, yani y'nin değeri 4'tü. 4 artı 1 eşittir 5 oldu. O şekilde yazalım. X'imizin değeri, en son değerini alacaksınız. 3'ü almayacaksınız. En son değeri 12. 12 artı 1 eşittir 13 oldu. Şimdi x'in değeri tekrar değişiyor. X'in değeri ne oldu şimdi? 13'tü en son. 13 x diyelim. X eşittir 13 çarpı y olacak. Y'nin değeri ne? En son değeri 5. 5 çarpı 13 65 olacak. Şurada x diyelim. Evet. Şu anda x'imizin değeri 65. Tekrar x'imiz değişiyor. X ne oluyor? 65 artı 1 oluyor. Yani 66 oluyor. En son olarak 66'yı y ile toplamamız gerekiyor. Yani x'in değeri 66 artı y'nin en son değerine eşit oluyor. Y'nin en son değeri burada 5. 66 artı 5 eşittir. Ne oluyor? 71 oluyor. Şu anda bizim x'in son değeri 71 olması gerekiyor. Tekrar bakalım. X'imiz üçgen, y dörtgen, bunları çarptık ve eksi eşitledik. Çok önemli. Bu x'in yeni değeri. Yani 3 ile 4'ün çarpımı 12. Y'nin değeri 1 ile artıyor. Yani dörtgen 5 oluyor. X'in değeri tekrar 1 ile artıyor. Zaten 12 idi şurada. 1 ile artırdığımız için 13 oldu. Daha sonra x'in yeni değeri x ile y'nin çarpımına eşit oldu. Yani yeni değerlerinin çarpımı, bu önemli. X'in yeni değeri 13 çarpı y'nin yeni değeri 5. 13 çarpı 5 65 oldu. Sonra eksi 1 ekledik. 65 artı 1 66 oldu. Bunu hatırlayın, increment, yani 1 ile artırıyor. X'in yeni değeri 66. Sonra x'in yeni değeri x ile y'nin toplamı oldu. Yani 60 artı 6. Y'nin en son değerine bakıyorum 5. 66 artı 5 71. Eğer bir hata yapmadıysak toplama ve çarpma işlemlerinde aynı sonuç almamız gerekiyor. Execute yapalım. Şu şekilde görüyorsunuz. The final value of x is 71. Ve 71'i biz de elde etmiştik. Aynı şekilde gördüğünüz gibi adım adım giderek x'in değerinin 71 olduğunu görmüştük. Evet, bu şekilde bir örnek yaptık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda assignment operatorlarla devam edeceğiz. Bugün arithmetic operators'ı burada bitiriyoruz. Bu şekilde bilmeniz sizin için yeterli olacak.